Türkiye'nin siyasal tarihinde bir kilometre taşı olan 12 Mart günü Köşk'le MİT arasında yapılan bir konuşmayla başladı. Çankaya'da ilk günden beri bütün olayların dışındaymış gibi görünmeye çalışan Sunay, sabah MİT Müsteşarı Fuat Doğu'yu aradı ve gece kendisine verdiği haberi başbakana iletmesini istedi. Haber, darbe haberiydi. Cumhurbaşkanım, efendim, telefon ettiler Fuat Paşa. Başbakan'a söyleyin, ayrılsınlar dediler. Ben kendilerine, efendim, ben teşkilat olarak kendilerine bağlıyım. Ve en çok da Sayın Süleyman Demirel'in başkanlığında biz çalışmışızdır. Acaba genel sekreterinizle veyahut başka birisiyle, yok hayır siz söyleyeceksiniz dediler. Fuat Doğu çaresiz bir şekilde telefona sarıldı ve Güniz sokaktaki evin numarasını çevirdi. Demirel, uykusuz geçen bir gecenin sabahında önemli bir telefon geldiği haberini alınca hemen alt kattaki çalışma odasına indi. Arayan MİT Müsteşarı Fuat Doğu'ydu. Cumhurbaşkanından çok önemli bir mesaj getirmişti. Sunay, Demirel'den çekilmesini rica ediyordu. Cumhurbaşkanımız zaten sizin çekilmenizi ve bir darbe olduğunu, yani kuvvet komutanlarının efendim bunu arzu ettiklerini söylediler. İstifa ediversin diyor dedi. Niye edeceğim istifa dedim. İşte sağlık sebebi falan. Ben sağlığımdan bir şikayetim yok. Ondan sonra, ama dedi işte el koyacaklar dedi. Falan, muhtıra yazıyorlar dedi. Bir şey dedi. Tabii derhal bir haklı olarak bir reaksiyon olmadı. Fuat Paşa, ben buraya seçimle geldim. Bunu nasıl yaparlar? Ben gideceğim partimle vesaire konuşacağım dediler. Ve telefondan ayrıldılar. Ben de Cumhurbaşkanı arayayım dedim. Direkt telefon vardı aramızda. Direkt telefonu çevirin dedim. Evde oluyor bu, Güniz Sokağı'nda. Sonra Ahmet Bey'i de çağırdım, Topaloğlu'nu. Sonra telefon açılmıyor, çıkmıyorlar, açmıyorlar telefonu. Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün telefonları adeta sağırdı. Daha geçen gece Demirel'e endişelenecek hiçbir şey yok. Ama istediğin zaman beni arayabilirsin diyen Sunay, kara haberi gönderip bir anda sırra kadem basmıştı. Demirel bu sessizliğin hayra alamet olmadığını anladı. Hemen hazırlanıp başbakanlığın yolunu tuttu. Başbakan için en zor saatler başlıyordu. Demirel'in makam arabası Genelkurmay Kavşağı'ndan dönüp başbakanlığa yönelirken Genelkurmay Başkanlığı'nın makam odasında da dört general bir aradaydılar. Gece Kor General Kemal Taran'ın hazırladığı iki sayfalık muhtıra metni önlerindeydi. Şimdi paşalar son rötuşları yapacaklardı. Biz bunu çok uzun gördük. Ve maksadını da hani tam ifade edemediğini gördük. İyi niyetle hazırlanmış ama onun üzerine işte bunu değiştirmeye, kısaltmaya karar verdik. Ve yeniden kaleme aldık. Ben yazarken işte Faruk Paşa, Yiğicioğlu falan da yardım etti. Kaleme aldık, bitirdik. Fakat bir saat aşağı yukarı bekledik imzalamak için. Çünkü ağır bir karar yani. Hiç konuşmadan ben sigara içtim, herkes çay içti. Bir saat hiç konuşmadık. Ağır bir karardı. Önlerinde duran metin meclise ve hükümete bir ultimatum veriyor. İstediğimizi yapmazsanız yönetime el koyacağız diyordu. Dört general dönüşü olmayan bir yola çıkıyorlardı. Özellikle Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç derin bir düşünceye dalmıştı. Ağzını bıçak açmıyordu. Bir saat düşündükten sonra teslim oldu. Peki, getirin imzalayayım. Odadakiler son imzayı atarken Genelkurmay Başkanı'nın kara camlı gözlüklerinin altından bir damla yaş aktığını gördüler. Büyük bir yük altına girmiştik yani. Böyle kendimizi yükseltir, hani şu olur filan bir hava değil yani. Bir girdaba girdiğimizi biliyorduk yani. Çünkü biz asker olarak yetiştirilmişiz. Rütbelerimizin sonuna gelmişiz.
kendi işimizi yapmakla hani meşgul olmamız lazım gelirken istemeyerek başka alanlara çekildik. Yani bundan bir sevinç duymak falan mümkün değil. Sonra ben düzene riayetkar bir adamım yani. Hani ne bileyim hani benim başbakan Hava Kuvvetleri Komutanlığı imza tayinimde başbakanın imzası var yani. Yani bunlar beni üzen konular ama tabii mecburduk bir hareket yapmaya. Çünkü biraz daha safsaklasaydık başka türlü bir hareketle Türkiye'de karşılaşırdık. Tümgeneral Musa Öğün başkanlığındaki bir heyet dört komutanın imzalarını taşıyan metni sarı bir zarf içinde TRT'ye ve meclise götürürken Başbakan Demirel makamında hala köşkü arıyordu. Manyetolu telefon defalarca çaldırılmış ama bir türlü açılmamıştı. Cumhurbaşkanı Sunay bina dışında köşkün çam ormanında gezinti yapıyordu. Bir süre sonra cevap verdiler. Dediler ki siz Cumhurbaşkanı bahçede dolaşıyor. Onun için telefon başına gelince haber vereceğiz. Oğlum bu acele bir durum. Bire on kola gibi çıktı telefona. Hiç böyle bir durum var. Çok yanlış olur dedim. Türkiye'nin itibarında demokrasiyi de zedelenir. Ben size bunları söyledim daha önce dedim. Ne yapayım beni de açtılar dedi. Mani olamıyorum dedi. Telefonu kapattık. Artık Sunay da devre dışıydı. Demirel telefonu kapatmadan meclise gidip güven oyu isteyeceğim. Güven oyu alırsam istifa etmem dedi. Günlerden 12 Mart'tı ve saat 1'e 5 vardı. TRT'nin Mithat Paşa Caddesi'ndeki genel müdürlük binası muhtıranın işaretini çoktan almıştı. Genel müdür Adnan Öztrak telaş içinde haber müdürünü aramış ve 13 bülteni için çok önemli bir haber geleceğini bildirmişti. Haber müdürü Doğan Kasaroğlu'ydu. Gelecek haber ise bir muhtıraydı. Saat 1'e doğru önde Musa Paşa, Musa Öğün Paşa, arkasında da iki tane albay kalktı, TRT'ye geldiler. Albaylardan bir havacı albay vardı, Kemal Tunuslioğlu. Denizci albay da Fuat Uğur Paşa'ydı. Bunlar geldiler, ellerinde bir sarı zarf. Musa Paşa sarı zarfı bana verdi. İşte sen Doğan Kazalo sen misin? Benim dedim. Haber müdürü sen misin? Benim. Al şu zarfı. Aldık zarfı. Açabilir miyim? Açın dedi. Açtık. Muhtıra metni hemen mumlu kağıda yazılarak çoğaltıldı ve nöbetçi spikere verildi. O da metni kaptığı gibi haber merkezinin arabasını atlayıp radyo evine koştu. Saat tam 13'te TRT radyoları tüm ülkeye nöbetçi spiker Çetin Çekin'in sesinden ihtilal bildirisini duyurmaya başladı. 1. Parlamento ve hükümet süre gelen tutum, görüş ve icraatıyla yurdumuzu anarşi, kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine sokmuş, Atatürk'ün bize hedef verdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ümidini kamuoyunda yitirmiş ve anayasanın öngördüğü reformları tahakkuk ettirememiş olup, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği ağır bir tehlike içine düşürülmüştür. 2. Türk milletinin ve sinesinden çıkan silahlı kuvvetlerinin bu vahim ortam hakkında duyduğu üzüntü ve ümitsizliği giderecek çarelerin partiler üstü bir anlayışla meclislerimizce değerlendirilerek mevcut anarşik durumu giderecek ve anayasanın öngördüğü reformları Atatürkçü bir görüşle ele alacak, inkılap kanunlarını uygulayacak kuvvetli ve inandırıcı bir hükümetin demokratik kurallar içinde teşkili zaruri görülmektedir. 3. Bu husus süratle tahakkuk ettirilemediği takdirde Türk Silahlı Kuvvetleri kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır. Bilgilerinize. Memduh Tağmaç, Orgeneral, Genelkurmay Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Üyesi. Faruk Gürler, Orgeneral, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Kurulu Üyesi. Celal Eyicioğlu, Oramiral,
Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Kurulu üyesi. Muhsin Batur, Orgeneral, Hava Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Kurulu üyesi. Bu bildiriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kısa tarihindeki ikinci askeri müdahale de gerçekleşmiş oluyordu. 27 Mayıs'tan 11 yıl sonra asker bir kez daha devreye girmiş ve gidişe dur demişti. Ancak 27 Mayıs'tan farklı olarak bu kez ordu iktidarı doğrudan ele almıyordu. Sadece yeni bir hükümetin oluşturulmasını istiyordu. Asıl ultimatum muhtıranın 3. maddesindeydi. Bu yapılmazsa, yani Demirel çekilmezse ordu yönetime el koyacaktı. Bu milyonların gözü önünde silahlı kuvvetlerin Demirel'e çektiği bir restti. Şimdi başbakan şapkasını önüne koyacak ve bu resti görüp görmemeye karar verecekti. Ya istifa edecek ya da direnecekti. Onun kararı ülkenin de kaderini belirleyecekti. Saat 13'te radyoda 12 Mart muhtırası okunurken Demirel makamından Senato Başkanı Tekin Araburnu aradı. Muhtıranın bir kopyası meclise de gitmişti. Askerler muhtıranın genel kurulda okunmasını istiyorlardı. Başbakan acilen bir tavır koymak zorundaydı. Hemen kabinesini toplantıya çağırdı. Yan odada da AP Başkanlık Divanı'nı topladı. Şimdi tam 4 saat sürecek bir toplantı maratonu başlıyordu. Başbakan 4 saat boyunca bu iki toplantı arasında mekik dokuyacak ve soracaktı. Şimdi ne yapacağız? Vallahi ben soğukkanlığımı hiç kaybetmedim o çeşitli hadiseler karşısında. Çünkü ben zaten bu işin muntazam bir iş olmadığını ve çeşitli badirelerle karşılaşılabileceğini bilerek işin içine girdim. Nihayet benim başbakan odası olarak çalıştığım odada, oturduğum koltukta dar ağaçları vardı. Bir başbakan asmak seçilmiş bir halkın reyiyle gelmiş bir parlamentonun içinden çıkmış bir başbakan asmak aslında halkın iradesini asmaktır ve parlamentoyu asmaktır. Devleti asmaktır. Ama bu olmuş, tamam, ne yapacağız? Devlet bizim devletimiz. Devleti kurtaracağız. Devletin aldığı yarayı tamir edeceğiz. İşte dar ağaçlarının gezdiği odada şimdi tarihi bir karar verilecekti. Bakanlar Kurulu'nun önünde iki seçenek vardı. İstifa etmeyip meclise gitmek ve güven oyu tazelemek. Yani parlamentonun kapanmasını ve bir askeri rejimi göze almak. Ya da istifa edip hükümeti feda etmek. Karşılığında meclisi kurtarmak. Yani açık tutmak. Bakanlar Kurulu 2 saat tartıştıktan sonra dağılmadan meclisin tavrını gözlemeye karar verdi. Bakalım meclis muhtıraya ne tepki gösterecekti? Türkiye Büyük Millet Meclisi muhtıra radyoda okunduktan 2 saat sonra yani saat 15'te açıldı. Oturumu Başkan Vekili Fikret Turangil yönetiyordu. Elinde de o ünlü sarı zarf vardı. Turangil komutanların meclise ilettikleri muhtırayı okutacağını söyledi. Genel kurulda buz gibi bir sessizlik oldu. Meclisin tarihinde ilk kez bir askeri muhtıra başkanlık kürsüsünden okunacaktı. Herkes şaşkın, başını öne eğerken sadece bir tek milletvekili ayağa kalktı ve itiraz etti. İtirazın sahibi Demokratik Parti grubunun başkan vekili Hasan Korkmazcan'dı. Tek itiraz bizden geldi. İşsizlik açıktır. Burada ya Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunur, ya Başbakanlık tezkeresi okunur, ya Meclis Başkanı tezkeresi okunur. Ordu tezkeresi okunmaz. Okuyamazsınız bunu diye bağıran biziz. Ancak bu itiraz cılız bir ses olarak kaldı. Muhtıra metni okundu. Bir tek İçel milletvekili Celal Kargılı alkışladı. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi sanki hiçbir şey olmamış gibi gündemindeki diğer maddeleri görüşmeye geçti. Meclis yenilmiş, bütün umutlar çökmüştü. Bir demokrasiye, bir cumhuriyete ve bir parlamentoya bir kişi, iki kişi sahip çıkarak bir yere varamazsınız.
Gönül isterdi ki herkes ayağa kalksın. Bir kişi göre. Esas mesele muhalefetindir. Muhalefet kalkıp diyecek ki ne oluyor? Hep kuzu gibi. Tek ses yok ki. Arkamda güç yok. Nasıl gideceğim şeye? Güven oyuna vesaire. Yani bir de güvensizlik oyu alıp kendi kendimi yani bir güvensizlik oyuna muhatap olup kendimi muhtıranın hedef olmaktan çıkarayım mı? Meclisin hedef olayım. Yapacak bir şey kalmamıştı. Ordu silah elde bekliyordu. Sunay beni de devre dışı bıraktılar diyordu. Meclis sessiz, basın ve muhalefet tepkisizdi. Demirel yaşamının en zor kararını orada verdi. 4,5 saate yakın süren toplantının sonunda bakanlarına bu yolla hiç olmazsa meclisin kapısını açık tutabiliriz dedi. Bir beyaz kağıda muhtırayı anayasa ve hukuk devleti anlayışıyla bağdaştırmak mümkün değildir. Bu durum muacehesinde hükümetimin istifasını saygı ile arz ederim diye yazdı ve imzaladı. Sonra da tek tek bütün bakanlar imza attılar. Saat tam 17:20 idi ve yolun sonuna gelinmişti. Devlet Bakanı Turhan Bilgin, Başbakanlık kapısında bekleyen yüzlerce gazeteciye istifa mektubunu okudu. Başbakan istifasını Sunay'a götürmeyecek, bir protesto gösterisi olarak müsteşar muavini ile gönderecekti. Saat tam 19:21'de Demirel, Başbakanlık kapısında göründü. Yüzünde flaşlar patladı. Soruları yanıtsız bırakırken zoraki gülümsemeye çalışıyordu. Makam arabasına doğru yürüdü ama şoför koltuğu boştu. Şoförü arabayı çalıştırmış ve ortadan kaybolmuştu. Acele bir şoför bulundu. Arabaya binildi ve müstafi başbakan Güneş Sokağı doğru yola koyuldu. Şapka gitmiş, kavga bitmişti.